Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi çocuk asker yetiştiren ülkeler listesine aldı. Aslında bu gelişmeleri hafta içinde aktarmıştık. O insan ticareti raporuna Ankara'da sert tepki göstermişti. Dışişleri Bakanlığı o çocukları silah altına alan YPG, PKK, o silahları veren Amerika'nın Türkiye'ye bu suçlamayı yöneltmesi ikiyüzlülük dedi. Şimdi aslında bu konuyu biraz konuşmak, mercek altına almak istiyoruz. Altınbaş Üniversitesi'nden Eray Güçlüer bizimle birlikte. Aynı zamanda dış politika analisti Ali Çınar da Amerika Birleşik Devletleri'nden yayınımıza katılacak. Her iki konuğumuza da hoş geldiniz diyelim. Eray Bey merhaba. Teşekkür ederim. İlk olarak genel bir değerlendirmeyle başlamak istiyorum. Aslında evet, Dışişleri Bakanlığı sert bir tepki gösterdi. Bir yandan da baktığımız zaman ilk kez bir NATO üyesi ülke böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalıyor Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Siyasi bir adım mıdır? Acaba sizin nasıl bir yorumunuz olur bu konuya dair? Evet, tabii şimdi burada ABD'nin Haziran ayında yayınladığı raporda aslında şöyle bir bağlantı kuruluyor Türkiye ile çocuk asker kullanımı arasında. Suriye'de Özgür Suriye Ordusu içerisinde yer alan Sultan Murat Tugay'ı bazen Sultan Murat Tümeni diye de adlandırılıyor ve ağırlıklı olarak İdlib bölgesinde bu Özgür Suriye ordusuna bağlı bu silahlı grup İdlib bölgesinde faaliyet gösteriyor. Onun altını çizeyim çünkü onunla bağlantılı bir takım siyasi gelişmeler de var. Bunların işte Esed'e karşı yapmış olduğu mücadelede çocuk askerleri kullandı. Küçük yaştaki çocukları silah altına aldığı, Türkiye'de bu Tugay'ı desteklediği için Özgür Suriye ordusuna bağlı Sultan Murat Tümenini ya da Tugay'ını desteklediği için çocuk asker kullanımına karışan ülkeler listesine ekleniyor. Yani iddia bu ya da raporda ifade edilen husus bu. Şimdi tabii bu çok büyük bir yanlış ve çok büyük bir çelişki efendim. Ben size çok uzun zamandır 2011 yılından beri Suriye'yi tabii takip ediyoruz. Evet. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları raporlarında PKK-PYD'nin çocukları ailelerinden silah zoruyla, kaçırmak suretiyle, gasp etmek suretiyle bu küçük yaştaki çocukları kullandığını, yani Kaleşnikov'tan küçük boylarıyla neredeyse kendilerinden daha büyük silahları ellerine, omuzlarına verip fiziksel eziyetlere ve işkenceye tabi tuttuklarına dair. Ayrıca ailelerin bu PKK-PYD'nin zorla çocukları kendilerinden aldığına dair müracaatları ve beyanları var. Aslında bunları konuşacağız. Buna olmasına rağmen raporun aslında bu ifadeler de yer alıyor. En son 21, milletler en son 21 Haziran tarihli Birleşmiş 21 Haziran 2021 tarihli Birleşmiş Milletler raporunda da bu geçiyor ama bunun öncesinde de belki 100 civarında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları İhlal raporlarında PKK-PYD'nin bölgedeki çocukları zorla kaçırıp hatta bunlardan ailelerine silah zoruyla baskı yaptığı, hatta bazı çocukların ailelerine öldürme ve yaralama olaylarının olduğu, çocukların öldüğüne dair 100 civarında size sunabiliriz. Bunları birazdan konuşalım aslında ayrıntılı bir şekilde. Ben ilk olarak neden Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir adım attığını aslında merak ediyorum. Şimdi bu 14 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanı'yla Biden'ın görüşmesinden sonra ortaya konan yol haritasında ABD'nin aslında bir niyet beyanı olarak okumak mümkün. Yani evet, Türkiye ile biz bir dengeye ulaştık ama yani bu gidilecek yolda da öyle çok Türkiye'yi rahat bırakmayacağız. Yani bu sancılı olacak. O adımlardan biri aslında. Yani bir kere bu Türkiye ile ABD ilişkilerinin gelecek perspektifte ABD'nin Türkiye'ye bakışını göstermesi bakımından önemli. Buradan hareket edersek bu tür hususların Türkiye ile ABD arasında Türkiye'yi özellikle rahatsız edecek benzer hususların ABD yönetiminden tekrar Türkiye'ye yönelik başka adımların atılma ihtimali de her zaman göz önünde tutmamız lazım. İkincisi, Türkiye'nin Özgür Suriye ordusuna olan desteği aslında önemli. Çünkü bu aynı zamanda Esed rejimi ve PKK'ya karşı da mücadele eden bir Tugay. Yani burada PKK'ya karşı mücadele, mesela diğerlerinden değil de özellikle niye Sultan Murat? Çünkü PKK'yla mücadele eden bir Özgür Suriye ordusu silahlı grubu. Bunun da tabii PKK'ya karşı mücadele etmesini istemiyorlar PYD'ye karşı. Niye? Çünkü ABD PYD'yi destekliyor. Dolayısıyla böyle bir enteresan arka planda bir düzlem var. Şimdi o Birleşmiş Milletler raporunu, sizin gözlemlerinizi, bildiklerinizi konuşacağız ama bir de Amerika Birleşik Devletleri'ne de gitmek istiyorum. Dış politika analisti Ali Çınar da bizimle birlikte dedik. Ali Bey merhaba. Siz ne aktaracaksınız acaba bu konuyla ilgili? Amerika Birleşik Devletleri neden böyle bir adım attı? İlk kez bir NATO üyesi ülkeye karşı böyle bir suçlama söz konusu. Bu konuya dair orada neler konuşuluyor?
Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde insan kaçakçılığı raporu her sene yayınlanıyor. Bu seneki rapor 644 sayfalık ve sadece Türkiye konusunda değil, tüm ülkelerin analizi yapılmış durumda. İsrail'de bazı konularda eleştirini belirtmekte fayda. Yani burada şöyle bir imaj olmaması lazım. Bu sadece Türkiye aleyhine yapılan bir rapor değil, genel tüm ülkelerin bir analizinin yapıldığı rapor olduğunu söyleyebiliriz. Ama sizin de biraz önce dediğiniz gibi bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin çocukları savaşa sürükleyen ülkeler içinde olması tabii bir ilk, açıkçası bence siyasi bir analiz ve gözlem olmuş. Hı hı. Bu konuda Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, hayır biz data ve elimizdeki verilerle bu raporu hazırladık diyerek aslında Türkiye'nin açıklamasına da farklı bir cevap verdiğini belirtebilirim. Şurada net olarak söyleyebiliriz. Biraz önce değerli konuğumuz da söyledi. Amerika YPG, PKK gibi terör örgütüne destek verirken ve bu raporda bu terör örgütlerinin çocuk kullandığı da net şekilde ayrıca ifade edilmişken bence Amerika'nın kendisinin de bu listede olması gerekir. Yani Amerika'nın da Türkiye'yi nasıl sözlü olarak koyduysa Amerika'da aslında net şekilde bu terör örgütlerine destek verdiği ve çocukların kullanıldığını net belirttiği için bence Amerika bu listeye kendisini eklemesi lazımdı. Hı. Ama genel olarak Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı'nda böyle bir algı var. Yani Türkiye'nin Suriye'deki bilhassa muhalif gruplara maddi manevi her konuda destek verdiğini ve çocukların da savaşa sürüklenmesine sözde göz yumduğuyla ilgili açıklamalar var. Ama bunu sadece Biden yönetimi olarak değil, eski dönemde de Amerikan Dışişleri Bakanlığı raporlarında birçoğunda Türkiye aleyhine farklı konularda eleştirilerin yapıldığını da belirtebilirim. Şunu da Sultan Hanım eklemekte fayda var. Sadece bu konu değil, mülteciler konusunda Türkiye'ye sert açıklamalar var. Yani Türkiye'nin mülteciler konusunda da birçok konuda yanlış yaptığını ve başarılı olamadığı ile ilgili enteresan açıklamalar var ki Batı, Amerika dahil olmak üzere mültecileri almayan ve üç maymun oynayan bir ülke konumunda. O nedenle raporun ciddiyeti sorgulanabilir. Türkiye'nin bence verdiği Dışişleri Bakanlığı'nın cevabı çok yerinde ama Amerika'da geri adım atmayarak biz verilerimize göre bunların doğru olduğuna inanıyoruz mesajları başkentten geçen hafta geldi. Peki şimdi her iki konuğumun da aslında değindiği konuya biraz daha yakından bakmak istiyorum şimdi. PKK ve YPG terör örgütünün çocukları savaşçı olarak kullandığına dair aslında Birleşmiş Milletler'in de yeni bir raporu var. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin yayımladığı o raporda çocuklara yönelik uygulamalardan endişe duyulduğu da belirtiliyor. 2020 Ocak ayında yayımlanan raporun adı "Çocuklarımın hayallerini sildiler. Suriye'de çocuk hakları" başlığını taşıyor. Şimdi biraz içeriğine bakarsak aslında son 2 yılda 400'den fazla çocuğun savaşması için eğitildiği bilgisini görüyoruz. 18 yaş altı kız ve erkeklerin yine Suriye'de terör örgütüne alındığını biliyoruz. Çocukların Halep, Haseki, Aynel, Arap ve Rakka'da kullanıldığı bilgisi yine aktarılmış Birleşmiş Milletler tarafından. Ve 10 yaşında bir çocuğun silah tabii çok büyük, ağır olduğu için Kalaşnikov'u sürükleyerek taşıdığı da belirtiliyor. Aslında Birleşmiş Milletler'in bu raporunda şimdi okurken bile aslında çok acı. Şimdi orada yaşananları Eray Hocam sizinle konuşalım. Bu raporun biraz içeriğine bakalım. Siz uzun zamandır Suriye'de yaşananları da takip ediyorsunuz. Ali Çınar da dedi o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu listede yer alması lazım. Neden? PKK, YPG'ye destek verdiği için. Çocuklar PKK, YPG'nin içinde nasıl kullanılıyorlar? Çok acı. Yani bir insanlık dramı yaşanıyor. Bir kere çoğunlukla gıda yetersizliği var. Aç bırakılıyorlar. Onu söyleyeyim. İkincisi itiraz eden çocuklar dövülüyorlar. Hatta işte belli bir yaşa kadar gelmiş kız çocuklarına tecavüz edildiği insan hakları ihlal raporlarında var. Yani bunu ben kendim tahminen söylemiyorum. Raporlarda bu şekilde yazıyor. Ki daha önce de bu konularda pek çok defa program yapıldığında da o raporların tarih sayısıyla da ifade edilmiştik. Bir diğer usta ailelere çok ciddi bir baskı var. Yani aileler sesini çıkarmasın, herhangi bir yere şikayette bulunmasın ya da herhangi bir şekilde bu durumu açıklamasınlar diye silahlı tehdit ediliyorlar. Hı hı. Hatta bunun için işte şöyle bir yöntem de uyguluyor PKK. Bir kısım ailede mesela 4 çocuk varsa bunun bir tanesini alıp bir yerde çalışmaya gönderir, 3 tanesini de işte başka bir yere silah altına alıyor. Diyor ki eğer bunlara bir şey dersen o çalışan çocuğu da
alırız ya da elinizdeki şunu da alırız vesaire gibi çok ciddi, oradaki aileler gerçekten çok ciddi bir insani dram yaşıyor. Çocuklar aç, sefil, çoğu beslenme yetersizliği içerisinde, zaten hijyen yok, zaten sağlık diye hiçbir şey yok. İşte sizin de belirttiğiniz gibi, yani Kalaşnikov'un boyu çocuktan daha büyük. Düşünün, bunu verip veya ağırlığıyla bunu götüremiyor o küçücük nazik bedenler ve maalesef efendim, bunu üzülerek söylüyorum ama çoğu ölüyor bu çocuklar. Yani hiçbir çatışmaya girmeden o zorluklara, o hayatın o acımasız dayatılan, o PKK'nın, PYD'nin bunlara dayattığı acımasız şartlara dayanamıyorlar ve maalesef ölüyorlar. Ve burada tabii işte bir kısım çocukların da sebebi belli olmayan şekilde kaybolduğu biliniyor. Yani tamam, gönderiliyor, deniyor ki yok çocuğunu, nerede bu çocuk, yok kayboldu. Yani muhtemelen öldüğü ya da bir şey olarak da bu transfer esnasında bu çocukların bir bölümünün organ mafyası vesaire gibi çeşitli yerlere satıldığı gibi, gerçekten çok acı, çok üzüntülü verici şeyler var. Yani şimdi ABD'nin bunları görmezden gelip İşte Türkiye'yi bu şekilde suçlaması, yani abes iştigalin ötesinde. Bir de dikkat edin, biraz önce kıymetli Ali Bey de bildirdi. Yani burada şimdi tamam, sadece Türkiye değil ama Türkiye dışında hangi ülkeler burada suçlanıyor? Afganistan, Irak, Suriye. Yani şimdi biz NATO üyesi bir ülkeyiz. Hani bu anlamda Orta Doğu'nun en güçlü ülkesi ve en medeni ülkesi. Yani zaten Türkiye başta Birleşmiş Milletler çatısı olmak üzere çocukların korunmasına ilişkin neredeyse bütün uluslararası anlaşmalara, sözleşmelere imza koymuş, kendi iç hukuk sistemi içerisine de bunu dahil etmiş bir ülke. Siz şimdi bunu nasıl Irak'la karşılaştırırsınız? Nasıl Afganistan'la? Yani burada tabii dolaylı olarak bir subliminal, Türkiye üzerine subliminal mesaj verilmeye çalışılıyor. Ali Çınar'ın da dediği gibi siz de aktarıyorsun. Siyasi bir... Bir siyasi karar. Yani karar burada, ve bunun devamını da geleceğini düşünüyorsunuz anladığım evet, kadarıyla. Evet, aynen. Yani geleceğini de düşünüyoruz ve burada işte Türkiye'yi baskılayarak, bu tür haksız, mesnetsiz ithamlarla baskılayarak dizayn etme politikası, siyaseti diye ABD'nin güttüğünü düşünebiliriz efendim. Şimdi bu konuşmaların ardından Ali Çınar, tekrar son olarak size dönersem, artık çok az vaktim kaldı ama yeni dönemde de Amerika Birleşik Devletleri PKK-YPG'ye desteğini sürdürecek mi? Evet, Pentagon'un 2022 bütçesinde bu terör örgütüne destek verileceği net şekilde bütçe kalemlerinde görülüyor. 500 milyon doların üzerinde Amerika net şekilde Suriye'de bu terör örgütünü kullanacağını resmi olarak da açıklıyor. Şu tabii çok ilginç. Biden yönetiminin şu anda Suriye politikası yok. Biden yönetiminin özel Suriye temsilcisi yok. O nedenle biz şu anda bilmiyoruz Biden yönetiminin Suriye politikası. Tek bildiğimiz YPG-PKK ile bir bu terör örgütünü maşa olarak kullanarak bu bölgede varlığını sürdürmeye devam edeceğini net şekilde başkentten görüyoruz. Peki, hem Ali Çınar'a hem Eray Güçler'e çok teşekkür edelim. Bu önemli konuya dair görüşlerini, değerlendirmelerini bizimle paylaştılar. Şimdi gündeme dair diğer haber başlıklarıyla biz devam edelim.